Türkiye'de mayın 14-də keçiriləcək prezident ve parlament seçkiləri için ülkenin Azerbaycan'da yaşayan ve işleyen vatandaşlarının ses vermesi başlayıb. Türkiye'nin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerleşen konsulluğunda seçkilərin birinci mərhələsi için ses verme hüququna malik Türkiye vatandaşları iştirak edirlər. Bildiğiniz gibi 2014 yılından beri yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'deki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaktadırlar. 2014 yılında katılım oranı %18 iken 2018'de %50'ye çıktı. Bu yıl bu seçimlerde katılım oranının daha da artacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımız sandık açılan yerlerde yoğun ilgi gösteriyorlar. Azerbaycan'da da bildiğiniz gibi Bakü Büyükelçiliğimizde, Nahçıvan Başkonsolosluğunda ve Gence Başkonsolosluğunda oy kullanabiliyorlar. Yaklaşık 11 bin seçmenimiz var. Nahçıvan'da ise 1350'ye yakın seçmenimiz var. Burada rahat bir ortam sağladık vatandaşlarımızın oylarını kullanabilmeleri için. Burada önemli husus vatandaşlarımızın YSK web sayfasına veya E-Devlet üzerinden kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve oy kullanmaya gelirken TC kimlik belgeleriyle veya TC kimlik numaralarının yazılı olduğu bir belgeyle gelmeleri gerekiyor. Burada kendilerine her türlü kolaylığı sağlıyoruz. İnşallah rahat bir ortamda oylarını kullanacaklar. Seçimlerin ülkemize, bütün Türkiye'yi sevenlere hayırlı olmasını diliyorum. Birinci mərhələdə səs vermə mayın 8-nə dək davam edəcək. Seçkilər ikinci mərhələyə qalarsa, bu halda səs vermə 20-22 may tarixlərində keçiriləcək.